Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımıza çok özel bir motosikletle başlıyoruz. Honda CB1100 ile veya uluslararası ismiyle Honda CB1100 ile. Daha sonra buradan beraber bu motosikletle çıkacağız. Honda'nın yeni kurduğu çok özel bir eğitim merkezi var. Orada neler yapıyorlar, yetkili arkadaşlarla konuşup sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu motosiklet Türkiye'de satılan bir motosiklet değil. Geçici bir süre için Honda tarafından Türkiye'ye getirilmiş bir motosiklet. Çok önemli karakteristikleri olduğu için sizlerle kısaca konuşmaya karar verdik. Belirli bir dönemi günümüzün teknolojisiyle yaşatan bir model diyebiliriz. Aslında bu geçmişe yönelik tasarımları, bu çok hoş tasarımları, bu yaklaşımı otomotiv endüstrisinde de görmek mümkün. Şimdi o konuya girmeyelim. Birçok örnek sayabiliriz. Avrupa pazarından, Japon pazarından, Amerika pazarından motosiklet de custom veya kişiselleştirilmiş tasarımları çok önemli, çok ciddi potansiyeli olan atölyeler yapıyor veya ana imalatçılar yapıyor. İşte onlara en güzel örneklerden bir tanesi de Honda CB1100. Bu da RS versiyonu, yani daha sportif versiyonu. ...1959 yılından beri Honda'nın motosiklet endüstrisinde pazar lideri olduğunu mutlaka belirtmemiz lazım. Bugüne kadar 400 milyondan fazla motosiklet imalatını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ayrıca ben her yıl merak ettiğim için satış rakamlarına bakıyorum. Mesela geçtiğimiz sene 22 milyondan fazla bir senede motosiklet satışı gerçekleştirdiğini görmüştüm. 1949 yılında bisikletlere takılan çok küçük motorlarla motorlu taşıt endüstrisine adım atmış bir marka. Ama Honda için CB kodu çok şey ifade ediyor. Çünkü 1959 yılına gittiğimizde ilk CB modelinin 92 olarak dünya pazarına sunulduğunu görüyoruz. Ama bu motosiklet bize daha çok 1969 yılını CB750'yi hatırlatıyor. Dünyanın ilk süper spor 4 silindirli motosikletinin CB750 olduğunu görüyoruz. Yani devrim yaratmış bir modelden bahsediyoruz. İşte onun günümüzün teknolojisine uyarlanarak ortaya çıkan ürünü de CB1100. 60'ların sonu, 70'lerin başındaki tasarım yaklaşımını görmeniz mümkün. İsterseniz yola çıkmadan önce motosikletin tasarımından bahsedelim. Çünkü bu konuştuğumuz nostaljik değerleri ön plana çıkaran konu tabii ki tasarım. Yuvarlak bir far olduğunu görüyoruz. Tıpkı o dönemlerdeki gibi iki tane gösterge grubunun olduğunu görüyoruz. Bir tanesi devri, bir tanesi de yaptığınız hızı gösteriyor. Ayrıca tam bunların ortasında da yine günümüz teknolojisine uygun dijital bir bilgi ekranı olduğunu görüyoruz. Hemen arka tarafa doğru geldiğimizde tabii önümüze çıkan 16.8 litrelik bir yakıt deposu ve motosiklete 300 kilometreden fazla menzil kazandırıyor ve altındaki 4 silindirli motor hava soğutmalı mesela. Silindir kapağının üzerinde hava soğutması için hazırlanmış kanatçıklar var. Mesela bu kanatçıklar hava soğutmalı motorların çok revaçta olduğu o dönemlere götürüyor sizi tasarım olarak. Ayrıca 4 silindirli bir motordan bahsediyoruz. 1100 cc'lik, esasında 1100 cc'den de fazla, 1140 santimetre küp hacminde en başta söylememiz gerekirdi. Zaten o yıllarda ağırlıklı olarak
böyleydi motosiklet tasarımları. Çıplak bir tasarım felsefesine sahip olduğunu görüyoruz. Yani motosikletin üzerinde ek bir parça yok. Komponentleri, elemanları direkt motosikletin tasarımını oluşturuyorlar. Bunlardan bence en önemlisi motorun kendisi. Ön tarafında herhangi bir soğutma radyatörünün olmaması motosikletin çok agresif görünmesini sağlıyor. Hemen arkasından 4-2-2 çıkan egzoz sistemi de bu görüntüye çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Tabii egzozuna dikkat edin. Çok kaliteli kromdan imal edilmiş. Her iki tarafta da var ayrıca. Aynı tasarım yaklaşımının gerçekten çok hoş. Sele içinde, oturma grubu içinde geçerli olduğunu görüyoruz. Tek parça motosiklet dururken, yüksüzken 79 santimetre yüksekliğe sahip. Çok klasik bir arka çamurluk ve üzerinde yine krom stop lambası olduğunu görüyoruz. Adeta motosikletin genel silüetinin devamı gibi yapılmış ve LED bir aydınlatma grubuna sahip. Ön tarafta 310 milimetrelik iki tane disk fren var. 4 pistonlu kaliperlere sahip olan. Arka tarafta da 256 milimetrelik çapı olan disk fren var. Ve motosiklette çift kanallı ABS sistemi mevcut. Klasik tasarıma sahip yüksek teknolojili motosikletlerde arka süspansiyonun genelde tek amortisörden oluştuğunu, yani çok daha teknolojik olduğunu görüyoruz. Ama burada yine teknolojisi yükseltilmiş ama çift amortisörün kullanıldığını söylememiz lazım. Hem sağda hem solda yay gerginlik ayarı olan, dolayısıyla motosikletin arka yüksekliğini de ayarlayabildiğiniz bir ayar sistemine sahip olan çift amortisör sistemini görüyoruz. Bu da motosikletin klasik yaklaşımına çok büyük katkıda bulunuyor. Sürüş deneyimini size aktarayım. Çok yumuşak, her hareketi beklediğiniz gibi gerçekleştiren, yani beklenmedik bir olayla karşılaşmadığınız, çok hoş kullanım tarzı olan bir motosikletten bahsediyoruz. Söylediğim gibi motor 1100 cm3'den daha fazla, 4 silindirli ve her silindirde 4 tane valf, yani 16 valf yakıt enjeksiyon sistemine sahip. Yani karbüratörlü bir motor değil, 7500 devirde 90 beygir güç üretiyor. Torku da yaklaşık 90 Nm ama onu 5500 devirde üretiyor. Motosikletin toplam ağırlığı 250 kilogram. Performansı gerçekten de hava soğutmalı bir motor olmasına rağmen insanı tatmin edecek seviyede. Ayrıca maksimum sürati de 180 km/saat ama bu limitlendirilmiş. Yani elektronik olarak hız limitleyici var. Şu deneyimimi söyleyeyim. Bir yerde durduğumuz zaman hemen motosiklete meraklı arkadaşlar geliyor. Bu tasarımı görünce çok etkileniyorlar. Soruyorlar. Motosiklet hakkında çok soru alıyoruz. Ve onlara elimizden geldiği kadar motosikleti anlatmaya çalışıyoruz. İsterseniz yavaş yavaş toparlanalım. Honda'nın eğitim merkezine gidelim.
Honda'nın gelişim merkezine geldik. Arkamızda hem yol dışı hem de yol üzerinde eğitimler devam ediyor ve yanımızda bu operasyonu idare eden arkadaşımız Tayfun Günalp var. Tayfuncuğum hayırlı olsun çünkü 2,5 ay falan oldu. İlk açılışında da vardık. Evet, bize bir anlatabilir misiniz? Tabii. Neler yapıyorsunuz burada? Tabii, öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Burada iki aşamalı çalışmamız var. Bir tanesi 2005 yılından beri yapmış olduğumuz asfalt çalışmamız. Güvenli sürüş adı altında yaptığımız çalışmamız. Diğeri de toprakta off-road olarak enduro bazlı, daha çok güvenliğe dayalı bir çalışma yapıyoruz. İki aşama geçtik. Zaten globalde de toprak çalışmamız vardı ama bu 2022 yılında bunu da ekledik yeni tesisimizle. Çok güzel. Bu şekilde iki çalışma olarak, iki kuru anlamında bu faaliyeti gösteriyoruz. Çok güzel. Kaç metrekare burası? Hangi tesisler var? Çünkü gördüm çok özel bölümler var. Bize onları da bir anlatabilir misin? Evet, tabii ki. 12 dönüm bir arazi üzerine kurulmuş bir tesis burası. 5800 metrekaresi asfalt olmak üzere 4800 de toprak olarak ayrılmış. İçinde ne var? Şöyle, ana bir binamız var. İçinde 3 tane dersliğimiz olan, dinlenme alanları, güzel bir kafemiz dışında mevcut. Onun dışında geniş bir otoparkımız, bütün ekipmanlarımızı kullandığımız binalarımız var. Diğer tarafta motosikletlerimizin otoparkları, bakım yaptığımız ve bakımlarını özellikle her gün bakım gördüğü için motorlarımızı yaptığımız bir tesisimiz, yerimiz var. Biraz da katılımcılarla ilgili, inan merak ediyorum, onun için soruyorum. Evet. Buraya daha çok yeni motosiklete başlayanlar mı geliyor, yoksa motosiklet kullanmakta olup kabiliyetini, bilgisini arttırmak isteyen insanlar mı geliyor? Bir de asfalta kaç kişi geliyor, yol dışına kaç kişi geliyor? Evet. Bu konularda bize biraz bilgi verebilir misin? Çok merak ediyorum. Tabii ki. Şöyle, biz zaten biliyorsunuz 2005 yılından beri bu operasyon içerisindeyiz. Sosyal sorumluluk projesi adı altında yaptığımız bu çalışmada asfaltta tabii çok yoğun bir ilgi var. Her dilimde gelen öğrenci sayımız var. Yani profesyoneller de buradalar. Öyle mi? Tabii ki. Profesyoneller de kendilerini güvenli bir ortamda, kendilerini bir uzman eşliğinde sınamak, eksiklerini tamamlamak, iyi oldukları yerlerin aslında hala iyi olmadığı, gelişime açık olduğunu görmeleri bakımından bakarsak, yani aslında yeni başlayan ve profesyonellerin de katıldığı bir tesis. Zaten uzun yıllardır bu 25 bin kişiye böyle bir hizmet verince kesinlikle gönül rahatlığıyla geliyorlar. Toprak tarafı tabii yeni başladı. Onu dilerseniz biraz açmak isterim, anlatmak isterim size. Şöyle, buradaki off-road çalışması güvenliğe dayalı bir çalışma üzerine yapıyoruz. Yani hard bir cross çalışması değil. Daha çok motosikletin dengesini, kabiliyetini, hakimiyetini kişilerin daha iyi hissedebileceği, daha iyi kendilerini geliştirebileceği bir ortam yaratıyoruz onlara. Zaten iki kur üzerinden çalışılıyor. Gelen öğrencilerimizin de zaten motosiklet hakimiyetleri var. Fakat off-road ve topraktaki, günümüzde biliyorsunuz enduro motorlarda çok büyük bir rağbet var. Evet. En çok sıkıntılardan biri de o. Topraktaki performansları. Onları burada görmek, onları yaşatmak ve geliştirmek adına yaptığımız bu çalışma. Yavaş yavaş o da yukarıya doğru bayağı bir şu an talebimiz, talep var. Parkuru da çok güzel hazırlamışsınız zaten. Evet, evet. Peki kaç kişi geliyor yaklaşık off-road eğitimine? Off-road eğitimimizde şöyle, bir kur üzerinden 8 kişi geliyor. 8 kişilik bir günlük çalışmamız var. Hı hı. Sabah 9, akşam 4 olarak çalışmamızı yapıyoruz. Bayağı da yorucuymuş off-road. Evet. Çok yorucu oluyor ama tabii ki dinlenme alanımız, onları gayet rahat ettiriyoruz. O yüzden memnunlar. Şu ana kadar bir sorunumuz olmadı, sıkıntımız olmadı. Gayet iyi gidiyor. İkinci kuru biraz daha denge, düşük denge ve toprakta yanal geçişlerin olduğu farklı çalışmalarımız var. Onlar da bir üst level'da hizmet veriyoruz kendilerine.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğin değerli bilgiler için. Umarım birçok insan gelip burada çok bilinçli hale gelir. Alacağı, sizden alacağı eğitimlerle. Umarım. Çok teşekkür çok ediyoruz. Bu arada evet. Ben şunu söyleyeceğim. Buranın ilk açılışında biz vardık. Yaklaşık 2,5 ay önce. Evet. Bir hayırlı olsuna gelmiştik. Evet, evet. O arada Japon başkan vardı. Mr. Sumura. Sumura-san. Mr. Sumura'yla da aynen öyle iyi tanıyorsun zaten. Evet, tabii ki. Burada tabii çok kısa bir söyleşi yapmıştık. İsterseniz o söyleşiyi şimdi kısaca bir izleyelim ve Mr. Sumura'yı da buradan anmış olalım. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Honda Türkiye'nin başkanı Mr. Sumura ile beraberiz. Mr. Sumura. Bay Sumura, bu harika motosiklet eğitim merkezi için tebrikler ama... Teşekkür ederim. Size şunu sormak istiyorum. Honda'nın felsefesi güvenli motosiklet sürüşü hakkında, bunu açıklayabilir misiniz? Evet. Tabii. Öncelikle dünyadaki mobilitemiz son derece yüksek. Ama mobiliteyi kullanabilmek için toplum içinde nasıl kullanılacağı öğrenilmeli. Honda da motosikletler için dünya genelinde motosiklet eğitim merkezleri kuruyoruz. Önceliğimiz güvenli bir sürüş. Aynı zamanda Türkiye'de 2005'ten beri bu tür aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ve bu çok önemli. Sadece motosikletin satışı değil, aynı zamanda güvenli sürmeyi öğrenmek de önemli. Dünya genelinde bile iyi bir uyum içinde sürebilmek. Bu gerçekten önemli. Türkiye'de böyle bir tesis açmamızın nedeni bu. Çok güzel bir yer. Bütün detaylar dikkatlice hazırlanmış. Bunun için sizi de tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Bu sefer böyle bir pistimiz var. Bu yeni bir pist. Önceden bu yoktu. Burada birçok eğitim türü var. Güvenlik eğitimimize birçok insanın gelmesini sabırsızlıkla beklediğimizi söylemek istiyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Honda ile iki kere Paris-Dakar yarışını kazandıktan sonra. Evet. Pekala, bu çok önemli bilgilendirme için size tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Honda'nın gelişim merkezinden hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.